Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ızgaralanmış koyu putu tarifi hazırlayacağız. Onlar fırında yapacağız ve onun yanında havuçlu pilav tarifi hazırlayacağız. İlk önce putumuzu iyi bir şekilde yıkıyoruz. Evet, şu şekilde fırında koyacağız. Daha yumuşacık olması için böyle koyuyoruz. Çünkü etin suyu su ızgaracağımız anda zaten suyu su çıkacak ve gayet iyi bir şekilde pişecek. Şimdi istemediğimiz yerleri çıkartıyoruz. Şimdi putumuz bir kere daha iyi bir şekilde yıkacağız. Şimdi bir miktar tuz koyalım. Tuzumuz putumuz üstüne ellerimiz yardımıyla yerleştireceğiz. Şimdi ters çevirdik ve yine de üstüne tuz koyduk. Ellerimiz ile etimiz üstüne yerleştirdik yine de. Şimdi bir miktarı karabiber koyalım. Karabiberimizi de ellerimiz ile yerleştireceğiz. Sizler de istediğiniz baharatlar koyabilirsiniz. Ama bizimkiler etin tadı belli olması için daha az baharatlar koyuyoruz. Bunlar size bağlı. Şimdi diğer tarafı da yapalım. İsterseniz zeytinyağı ile de yağlayabilirsiniz. Size bağlı. Bir yağlı kağıt alalım. Üstüne putumuz koyduk. Şimdi yağlı kağıdımız etimiz üstüne şöyle yağlı kağıdımız yardımıyla kapattık. Bir yağlı kağıt daha aldım. O da üstüne koydum. Şöyle gördüğünüz gibi. Alüminyum alalım ve etlerimize yuvarlıyoruz. Şöyle. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi iyi bir şekilde kapatıyorum ve kestim. Kemiğin kısmı üst kısmında olması gerekir ve etin kısmı alt kısmında olması gerektiğini unutmayalım. Şimdi alüminyumumuzdan bir miktarı daha koyalım. İyi bir şekilde kapatalım. Şimdi fırın tepsiyi içerisinde konması için hazır oldu. Fırına artık götürülmesi için de hazır oldu. Fırın sıcaklığı 250 derece olacak. Alt üst ayarladım. Fırında 3 saat kadar bekleyeceğiz. Şimdi pilavımız hazırlayalım. Gerekli olan malzemeler gayet iyi bir şekilde yıkılmış pirinç. Yıkılmış ve soyulmuş havuç, soğan ve 2 küp tavuğun suyu, şimdi soğanımız küçük küçük bir şekilde doğrayalım.
Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi havucumuz rendeleneceğiz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Hocam, üstüne bir tencere koyalım. İçerisinde bir miktarı zeytinyağı koyduk. Şimdi doğradığımız soğanımızı ekleyelim. Birbiriyle karıştıralım. Üstüne kapatalım. Soğanımız azıcık yerine kadar bekleyeceğiz. Soğanımıza bakıyoruz. Nasıl oldu? Şimdi rendelenmiş havucumuzu koyalım. Birbiriyle karıştırıyoruz. Üstüne kapatıyoruz ve az bir zamana kadar ocağımız üstüne bırakıyoruz. Şimdi tavuğun suyu koyduk. Üstüne kapatıyoruz. Az bir zamana kadar ocağımızı üstüne bırakacağız. Şimdi yıkılmış olan pirincimizi koyalım ve birbiriyle karıştıralım. Bir miktarı su döküyoruz. Suyun miktarı pirincimiz üstüne olması gerekir. Bir miktarda tuz da koyalım. Birbiriyle karıştırıyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Suyu çekene kadar bekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi pilavım suyu çekti. Şimdi ateşimizi kısıtıyoruz. Artık pişene kadar bekleyeceğiz. Üç saat geçtikten sonra artık etlerin fırından çıkardım. İlk önce şimdi alüminyum ve yağlı kağıdım çıkaracağım. Şimdi etin potu pilavın üstüne koyacağım. Şimdi etimiz üstüne etin sosundan koyacağız. Evet, gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde pişti. İçerisindeki kemikler gayet kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi etimiz yumuşacık oldu. Yani şöyle diyeyim, kum gibi oldu. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için son şekli budur. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.